Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan, 2. İnönü'de 1. Tümen'i komuta eden, 3 cephede 13 yara alan, Balkan Savaşı'nda sağ kolu sakatlansa da 1. Dünya Savaşı'nda tüm cephelerde çarpışan Kemalettin Sami Paşa. Başkimseköy halkından Kadir Ilgın, 1948 doğumlu. Köyün en yaşlısı olarak da abim var, bir de ben varım. Diğerleri benden küçük. Büyüklerimizden duyduğumuza göre Yunan Afyon'dan bozulunca süvariler, bizim süvarilerimiz köye geliyorlar. Köyü boşaldın, cephe bozuldu, köyde kalmayın diyorlar. O nedenle komşu de evlerden ne toparlayabildiyse kaldırmışlar, Düzeyeşçi kasabasına gidiyorlar. Bir gün sonrasına bakıyorlar ki köy yanıyor. Duman kabarmış. Sadece bir camimiz, bir tane de köyün orta yerinde dedemin evi varmış. Orası kalıyor. İki bina kalıyor. Yanmadık. Diğer taraf hep kül olmuş. Burası İzmir'den Afyon'a giden demiryolunun istasyonlarından biri. Esasında 26 Ağustos akşamı burada süvari kuvvetleri çok ciddi çarpışmalara girdi. Yunan demiryolu muhafızları ile birlikte. Çarpışmalar gece yarısına kadar sürdü. Ve en nihayetinde süvari kol ordusu buradaki demiryolu kesmeye muvaffak oldu. Yıldırım Kemal başta olmak üzere şehitler verildi. Sonra bilahare süvari kol ordusu kuzeye doğru hareket edince, buradan kuzeye doğru geri çekilen Yunan tümenlerinde burası geçiş istikametinde. Yani doğudan gelen 4. 5. 9. 12. 13. Yunan tümenlerinin istikameti hemen Yıldırım Kemal'in, benim arkamda gördüğünüz Yıldırım Kemal'in kuzeyinde yer alan sırtlar. Bu sırtlarda
3. Kafkas Tümeni, 4. Kolordu'ya bağlanan 3. Kafkas Tümeni birlikleri çok şiddetli bir taarruza geçiyorlar. ...29 Ağustos akşamüstü, öğleden sonra başlayan çarpışmalar ve bugün yola çıktığımız Ayvalı'dan da Başkimse istikametinden de Kemalettin Sami Paşa Kolordu komutanı olarak tüfek mermilerinin, patlayan bombaların ve top mermilerinin arasında saat 7'de arkamda gördüğünüz Yıldırım Kemal köyüne giriyor. Kemalettin Sami Paşa girdikten bir saat sonra çarpışmalar nihayet buluyor gecenin bastırmasıyla. Kemalettin Sami Paşa 29 Ağustos akşamını arkamda gördüğümüz Yıldırım Kemal Köyü'nde, o günkü adıyla Küçük Köy'de geçiriyor. Burada tabii dikkat edilmesi gereken en önemli husus, köyün hemen kuzeyinde şiddetli bir çarpışma sürerken bu bölgedeki bu muharebeyi yürüten iki kolordu komutanından birinin çarpışmaların hemen dibinde yer alması. Evet, gözü karalar. Zaten Kemalettin Sami Bey o tarihteki daha paşa olmamış. Kemalettin Sami Bey daha önce Balkan Savaşları'nda Çanakkale'de ve ikinci önünde yaralanıyor bildiğiniz gibi. Lakabını hak ettiğini bir kere daha gösteriyor. Çarpışmaların en şiddetli olduğu yerde yine düşman ateşini üzerine çekip paratoner lakabını bir kere daha hak ettiğini gösteriyor ordudaki. Ertesi sabah da buranın hemen batısındaki Arpalı köyünün üstündeki Bakırcık Tepe sırtlarına doğru hareket ediyor. 30 Ağustos sabahı. Ondan sonraki durağı zaten Zafer Tepe. Orada Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşalarla buluşuyor. 4. Kolordu, yani güneyden çekilen Trikopis grubunu kuşatacak şekilde pozisyon alıyor. Yıldırım Kemal esasında 22 yaşında bir süvari teğmeni. Kendisi Akşehir'de hastanede taarruzun başladığını duyunca apar topar hastaneden kaçıyor. 5. Süvari Kolordusu'na katılmak üzere burada hemen güneyimizde Akçasar köyü var. Akçasar köyüne kadar geliyor. O sırada taarruzlar devam ediyor. Fahrettin Paşa ile karşılaşıyor. Tekbil veriyor. Paşam diyor, komutanım diyor, birliğime katılmak istiyorum diyor. O da tabii ki diyor. Yıldırım Kemal burada birliğine katılıyor. Bu civardaki çarpışmalarda da şehit düşüyor. Küçük köyün adı Yıldırım Kemal olarak taarruzdan sonra isimlendiriliyor. Burası Zafer Tepe, Çalköy'ün hemen güneyi, Numunpınar'da 10 kilometre kadar kuzeyi. Zafer Tepe'nin anlamı 30 Ağustos öğleden sonra 5 tümenden oluşan Trikopis grubunun artık son direnişi, toplu olarak son direnişi sergilediği Ada Tepelerin hemen doğusundayız. Burası Kemalettin Sami Bey'e bağlı 11. Tümeni'nde gözetleme yeri. Onlar öğleden sonra şu karşıdaki sırtlarda sabahtan bulunuyor Kemalettin Sami Bey. Burası Bakırcık Tepe sırtları. O sırtlardan burada çekilen düşmanları gördüğünde gerekli talimatları verdiğinde
4. Kolordu'ya bağlı birlikler ki o an itibariyle ordudan gelen emre göre 5 tümeni var. Yani 2 ilave tümen daha yapılıyor Kemalettin Sami Bey'e ve Kemalettin Sami Bey başkomutanla beraber bu tepeye çıkıyor. Günlerden 30 Ağustos 1922 saat öğleden sonra 2'yi geçiyor. 2'de taarruz emri veriyor ama birliklerin hazırlanıp pozisyonlarını alması zaman alıyor. Yunan birlikleri de şu karşıda gördüğümüz ada tepeler. Buradan küçük ada tepe gözüküyor. Arkasında büyük ada tepe var. Çok net bir görüntü alınmıyor ama bu ada tepelerin çevresinde yaklaşık olarak 3-3,5 tümen civarında bir Yunan askeri söz konusu. Belli bir kısmı karşıda gördüğünüz arpa gediği üzerinden kaçmayı başarıyorlar. Burada güneyden Kemalettin Sami Bey'in 5 tümenli 4. kolordusu bu önümüzde gördüğümüz ovayı kavruyor. Hemen kuzeyimizdeki Akbirim Sırtları derler. Bizim arkamızda gözüküyor. Akbirim Sırtlarından da 2. Ordu'ya bağlı 61. ve 16. tümenler geliyor. Dolayısıyla da burada Yunan ordusunun aşağı yukarı 3'te 1'ini oluşturan kuvvetleri kalan kısmını taarruz ediyorlar. Aslanlar, sonra Dumlupınar oldu, sonra başkumandanlık meydan muharebesi oldu. Burada General Trikopil tam karşıda gördüğümüz sırtlarda. Kendisi o gün itibariyle başkumandan atanmış durumda fakat kendisinin bilgisi yok. Bu tepenin etrafında yaklaşık 15 bin kadar Yunan askeri var. Ve bizim kuvvetlerimiz güneyden gördüğünüz ovaların üstünden bu tepeye taarruz ediyorlar. Hemen karşıdaki sırtın arkasında da 25. Ağır Topçu Alayı mevcut. Onlar da bu tepeyi şiddetli bir bombardımana tutuyorlar. Yani o gün biz de burada olsaydık, tam burada Mustafa Kemal Paşa ve Kemalettin Sami Bey ile birlikte karşıki sırtların toz duman içinde kaldığını, bu ovadan binlerce Türk askerinin şiddetli makinalı tüfek ve tüfek ateşleri ve karşı bombardıman altında bu tepelere doğru ilerlediğini, taarruz ettiğini görecektik. Aynı şekilde kuzeyden de tabii taarruz yapılıyor. Gece karanlığına kadar Yunanlar şiddetle direniyorlar. Direniş akşam gece 11'e kadar sürüyor. Bilahare 2 kolordu kabul edilir buradaki kuvvetler ama tabii tam sayı olarak 2 kolordu değil. En önemli şeyi yapıyorlar, bizim istediğimiz şeyi yapıyorlar. Yunan ağır topçusu ve kolordu topçusu burada iki tepenin arasında terk ediliyor. 100'den fazla top burada terk ediliyor. Trikopil ve sağ kalanlar karşıda ileride gördüğünüz Kızıltaş Vadisi derler. Murat Dağı'nın kuzey eteklerinde bir vadidir bu. Fakat bu vadide kuzeyden sürekli süvarilerin tacizi altında ve çok da sıkıntılı bir vadidir. Yol kaybetmek kolaydır bilmiyorsanız. Yollarını da kaybediyorlar. Uşağa ulaşalım diye Murat Dağı'na dönüyorlar. Tabii o dağı geçmek kolay bir iş değil. Bir kısmı arpa gediğinden kaçıyor. Trikopil ve beraberindeki 6000'e yakın asker Uşak'ta bugün adıyla Çambeyli, o günkü adıyla Minkarip köyünün güneyinde Türk birliklerine teslim olmak durumunda kalıyor. Artık daha fazla ilerleyebilecek takatları kalmıyor. Albay Gardikas komutasındaki 9. Tümen Birliği arkadan geliyor. Onlar dümdüz devam ediyorlar. Sağa sola sapmadan çıkıyorlar. Onlar kurtuluyor. Buradaki 15 bin kişiden aşağı yukarı 8-9 bini esir düşüyor. 2 bini ölüyor. Bir 4-5 bin kişi de kurtuluyor. Bugün 30 Ağustos günü burası mahşer yerinde. Yani saat 5'te başlayan hücum, yani tam da bu saatler Türk birlikleri gördüğünüz istikametlerden ada tepelere taarruz ediyor. Yunan kuvvetlerinin de hani korkak olduğu söylenir. Öyle bir şey yok. Karşı taarruz da düzenliyorlar. Yani rakibimiz oldukça dişli. Çok kanlı bir muharebe oluyor bu gördüğünüz sahada. Trikopil de tam karşıki tepede gözetleme yapıyor. Yani Mustafa Kemal bu tepede, Trikopil tam karşı tepenin zirvesinde savaş alanını gözetliyor. O da çok soğukkanlı bir insan esasında Trikopil. Yani hatıratlarda yazar.